Hoş geldiniz yeni bir Bitcoin videosuyla daha beraberiz. Ee, özellikle şunu söylemek lazım. Sarsıcı bir gün gelebilir arkadaşlar. Biz de bunları değerlendireceğiz zaten. Burada anlatılanlar tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Karınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Dilerseniz abone olabilirsiniz. Abone olursanız çok memnun olurum. Ee, haricinde Bitcoin videolarının devamı için videoyu beğenmeyi ihmal etmeyelim. Beğenelim lütfen arkadaşlar. Şimdi Bitcoin tarafına baktığımızda hafif bir yukarı yönlü hareket e, Ethereum ve altcoin'ler dahil henüz e, tam anlamıyla Bitcoin'in yükselişine adapte olamadı arkadaşlar. Ki zaten e, bunun sebebi de bizzati dominans dediğimiz muhabbet değil mi? E, Dominansın da e, hali hazırdaki yüksekliği altcoin'leri etkiliyor yükseliş karşısında tepki veremiyorlar. Haricinde hacimde bitcoin için hiç fena olmayan bir artış durumu söz konusu. Şimdi baktığımızda arkadaşlar 4 saatliğin hareketli ortalamasını almış ee, ki bu bizim için oldukça güzel bir şey. Neden güzel bir şey? 4 saatlikteki hareketli ortalama epey zamandır asla alınamıyor idi. Geçtiğimiz günlerde bir parti aldı ve e, aylıktaki kritik noktayı yani 21.300-400'leri denedi. Şu an tabii ki küçük bir mum var. Küçük mum olmasının sebebi bakın buradaki saatlikteki hareketli ortalamaların sıkışması arkadaşlar. Ki şu an saatlikteki hareketli ortalamanın üzerine attı. Şimdi burada şunu bilmek gerekiyor öncelikle. 1. Buranın üzerinde 20584 seviyesi olan 4 saatliğin e, saatliğin hareketli ortalamasının üzerine kendisini atabilirse eğer atabilirse Gün içerisinde rahat rahat 21500'leri deneyecektir arkadaşlar. Şu an henüz daha nokta atışı attı. Bu şekilde sayılmıyor tabii ki. Önümüzdeki birkaç saat içerisinde hiç değilse üzerinde durması lazım. 21500'leri bu seviyelerle rahat rahat deneyecektir arkadaşlar. Ki bu seviyelerin özelliği de aylıktaki hareketli ortalamanın o pozisyonda bulunması. Zaten şunu söylemek gerekiyor ilk evvela. Bakın aylığa geldiğimizde Zaten bu pozisyonun üzeri alındığında biraz vakit geçirse arkadaşlar ne yapar buralardan e, pump hareketleri yapar durumlar böyle genel olarak e, yeniden hareketli ortalamaları şu anda kırıyor gün içerisinde arkadaşlar ciddi pumplar belirttiğimiz seviyelere kadar gelebilir özellikle 21.400'lerin alınmasıyla bu sefer güçlü yukarı hamleler e, yapma ihtimali çok yüksek sevgili dostlar. Durumlar genel olarak böyle. Ha burada ne olur? Tabi 20 bakın 20.400'lerin altına düşerse ee, tekrar ne yapar? Sallama hareketleri işte 19.500 senaryosuna tekrar girer. Fakat şu anda atak yapacak gibi ee, gözüküyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum herkese hoşçakalın.